Kripto exchange'ler yeni bankalar olabilir mi? Acaba oyunlar bu metaverse'lerin Truva atı olabilir mi? Facebook'un, Instagram'ın sizi istediği zaman dışarıda bırakabilir. Bir elamet geldi. Birden fırtına başladı. Çok değişik bir örnek. Burada çekim yapmaya çalışıyoruz. Evet, Pasifik'ten, Palm Beach. Evet, Amerika'dan, Palm Beach'ten tekrar merhabalar. Permissionless ikinci bölümle karşınızdayız. Bir Pasifik rüzgarı gibi bir şey var, umarım ses kaliteli çıkar. Şimdi bugün sizlere birazcık bu videonun içeriği ne olacağını başta anlatmak istiyorum. Metaverse'lerden biraz konuşacağım. Çünkü burada Metaverse'ler çokça konuşuldu. Metaverse'lerin arkasına oynadıkça kazan, yani play and earn game'ler konuşuldu. Bunları bahsetmek istiyorum. Kripto exchange'ler yeni bankalar olabilir mi? Bu konu çok ilginç bir konuydu. Buradan bahsetmek istiyorum. Bu zincir üzerinde yatırım yapmak, normal yatırım yapmaktan nasıl farkları var, nasıl artıları var, nasıl eksileri var onu söylüyor olacağım. Ve daha sonra da önemli bir açıklama yapıldı burada. Lens protokolünden bahsedildi. Lens protokolünü biraz değiniyor olacağım. Zaman kalırsa aslında bahsetmek istediğim farklı konular da var. Bu yeni gelen cüzdanlardan bahsetmek istiyorum. İşte bu Ethereum'la alakalı kurumsal yatırımcıların nasıl yatırım yaptığından bahsetmek istiyorum. NFT'ler kültürü nasıl değiştirecek ve Ethereum 2.0'a geçiş nasıl şekillenecek? Ama zaman kalmazsa bunları sonraya bırakacağım. Eğer bunları da dinlemek istiyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda yazın. Yorumları okuduğumu biliyorsunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi bir oyunlarla alakalı başlayalım istiyorum. Oyunlarla alakalı bir konuşma yapılıyordu. Burada Spartan diye bir yatırım evi var. Onun kurucularından Calvin Koch'un dahil olduğu, Axie Infinity'den Jeff Zirli'nin dahil olduğu, Illivium'dan Kieran Warwick, Sarah vardı, Gala Games'in kurucusu ve Immutable X'ten Robbie Ferguson vardı. Bunların da dahil olduğu son derece bunlar iyi isimler. Bir konuşma yapıldı. Bu konuşmada Axie Infinity'nin kurucusuyla başlandı. Axie Infinity'nin kurucusu, çok affedersiniz, hem aslında kurucularından biri hem de büyümesinden sorumlu. Dedi ki Axie Infinity Kuzey Kore hariç bütün dünyadaki ülkelerden oyuncu almış. 4.2 milyar dolar değerlemeye kadar çıkmış. Başarılı bir proje dedi. Ondan sonra Sarah geldi. Sarah dedi ki Gala Games'in başındaki CEO'su, yöneticisi, bugüne kadar 400 milyon dolarlık yatırım yaptık dedi Gala Games'e. Bu çok önemliydi. Ve 28 tane yeni oyun geleceğini söyledi. Aynı zamanda şirketlerinde 70 tane kadın çalıştığını ve bundan gurur duyduklarından bahsetti. Tekrar Jeff'e döndüler. Jeff, Axie Infinity ile alakalı nasıl yenilemeler geleceğinden bahsetti. Dedi ki geliştirilebilir NFT'ler olacak dedi oyunun içerisinde. Ve bunları siz oyuna girerken daha iyi bir şekilde kullanabileceksiniz ve ilerleyen zamanda daha değerli hale getireceksiniz. Böyle bir uygulama üzerine çalışıyoruz dedi. Daha sonrasında konuşmalar devam etti. Ve insanların ileride oyunların içerisindeki kazandıkları tokenları, örnek veriyorum Axie Infinity özelinde SLP'lerini hedgeleyebileceklerinden ve oyunların bir nevi küçük bankalar işlemi göreceğinden, yani bu ne demek? Kazandığınız paraları oyun içerisinde değeri düşmeden oradan shortlayabileceksiniz ve değeri düşerse aslında sizin kazandığınız para azalmamış olacak. Biraz daha netleştirmek istiyorum. Örnek veriyorum, 1000 SLP kazandınız ve SLP kolay hesaplayalım diye 1 dolar olsun diyelim. Oradan short pozisyon açarsanız 1000 SLP için, fiyatı düşse de 1000'in altına short pozisyonunuzdan kazanacağınız için oyun içindeki geliriniz düşmüyor. Böyle bir gelecekten bahsetti. Daha sonrasında bu aslında Web2'deki oyunların sorunlarından bahsettiler. Robbie Ferguson dedi ki benim bir arkadaşım var. Yaklaşık 200 bin dolarlık elinde Counter Strike asset'i var dedi. Ama bunları hiçbir şekilde hayata geçiremiyor. Bunları satamıyor. Bütün konuşmacıların ortak karar verdiği nokta şuydu. Önemli olan oyundan para kazanmak değil. Tabii ki para kazanmak da önemli ama eğlenmek, eğlenirken para kazanmak çok önemli. Bu konuda hemfikir kaldılar. Epic Games, Blizzard, Ubisoft, Riot Games gibi firmalar
firmaların buraya girmekte zorlandıklarını ama üzerine çalıştıklarından bahsettiler. Ve bu aslında oyun firmaları için en mantıklı yapılacak şeyin mevcut içerideki şirketlerle partnerlikler yapmak olduğundan ve bu şirketlerin de bunun üzerine çalıştığından bahsettiler. Son olarak Kieran Warwick dedi ki şeffaflık bizim için her şey. Şeffaflık olmazsa burada ilerlemenin pek mümkün olmadığına inanıyoruz dedi. Ve bu panelde böyle sonlanmış oldu. Bu panel arkasından başka bir ilginç bir panel vardı. Bakın oyunla başladık, oyuna devam ediyoruz. İkinci panelde de acaba oyunlar bu Metaverse'lerin Truva atı olabilir mi? Yani içeriden çökertebilir mi konuşuldu. Konunun temelinde birkaç tane şirket vardı. Bu şirketlerden ilki Stepn ve SoRare'dı. Bu şirketlerin aslında kendi içlerinde çok iyi bir tokenomics kurduğunu söylediler. Ama ileriye doğru da şüpheler ve endişeler olduğu açıktı. Biraz daha spesifik konuşmak gerekirse şundan bahsedildi. Bu insanları iyi bir şekilde, rahat, kolay bir şekilde uygulamaya dahil ettiğini bu programlarını söylediler. Ne gibi? Direkt cep telefonunuza ya da mailinizle giriyorsunuz. İlerleyen zamanda bir cüzdan açabiliyorsunuz. Bu kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Bundan bahsettiler. Bunu ek olarak şunu da söylediler. Adaptasyonla alakalı erken oyuna başlayan insanların fırsatı olmalı. Ama ileride daha sonra gelen insanların da önüne çok büyük bariyerler koyulmamalı dedi konuşmacılar. Arkasından da şeyi söylediler. Mythical Games'in bir projesi vardı. Burberry Sharks diye. Burberry markasıyla böyle köpek balıkları yaptıkları bir proje. Web 3'te insanlar reklama Web 2'deki kadar karşı değiller. Biraz daha sempatik yaklaşabiliyorlar marka işbirliklerine dediler. İşte burada Adidas'ın projelerinden bahsedildi. Nike'ın Artifact'le yaptığı projelerden bahsedildi. Bu benim bana ilginç geldi çünkü doğru. Burada bir şekilde gelir paylaşımı olduğu için insanlar bir nebze daha anlayışlı ve toleranslı yaklaşıyorlar gibi geldi bana. Arkasından çok önemli bir, benim önemli olduğunu düşündüğüm bir panel daha vardı. Orada da Lens protokolü anlatıldı. Bilmeyenler için hızlıca Lens protokolünden biraz bahsetmek istiyorum. Lens, Aave ekibinin, Aave biliyorsunuz en büyük merkezi borsa, merkeziyetsiz borsalardan biri, yaptığı bir aslında merkeziyetsiz sosyal medya protokolü. İsmini de Lens Culinaris isimli bir bitkiden alıyor. Böyle ince uzun bir bitkiymiş. Burada Lens protokolünün içerisinde aslında çok basit bir sistem var. Bir kripto cüzdanları var, bir de kripto profilleri var. Şimdi kripto cüzdanınız olmadan kripto profiliniz olmuyor. Yani kripto cüzdanı kripto profilini kapsayan bir şema gibi düşünebiliriz. Kaba hatlarıyla şöyle diyebiliriz. Bu kripto cüzdanı kullanıcı için, profil ise içerik üretenler için. Yani ne demeye çalışıyorum? Benim mesela bir Twitter hesabım var ve Twitter hesabını aslında Lens protokolü üzerindeki uygulamalara taşıyorum. Orada bana bir profil lazım. Ama profili açmak için de bir cüzdan lazım. Birazcık böyle iç içe konseptler. Cüzdanın iki tane temel işlevi var. Birincisi başkalarının oluşturduğu içerikleri takip edebilmek. Yani sizin cüzdanınız olacak ki benim içeriklerimi takip edebilin. İkincisi de bir profil oluşturabilmek. Profil ne işe yarıyor? Profilde içerik üretmeye yarıyor. Ne gibi içerikler? İşte paylaşım yapabilirsiniz. Başkalarının paylaşımlarını retweet aslında dediğimiz bizim Twitter'da. Burada mirror, ayna yapmak, aynalamak şeyini kullanmışlar. Bunları yapabilirsiniz. Peki Efe neden biz Twitter'ı bırakıp da Lens'e geçelim diyeceksiniz. Şu nedenden ötürü konuşmada şunu söylediler. Biliyorsunuz Ocak 2021 yılında Donald Trump'ın pat diye hesabını kapattılar. 89 milyon takipçisi vardı. Hop buharlaştı gitti. Burada bu örneği kullanarak şunu söylediler. Aslında size ait değil bu profiller. Twitter'ın malı, Facebook'un, Instagram'ın sizi istediği zaman dışarıda bırakabilir. Birçok insan da zaten bundan birazcık müzdarip. Yani tekmeyi vurdukları anda bizim bununla ilgili yapabileceğimiz çok bir şey yok. Buradan bahsettiler. Peki
Burada postu yazdınız diyelim, takipçileriniz de beğendi. Nasıl faydalar olabilir? Bir kere içerik üreticileri için çok faydalı. Çünkü içerik üreticileri yazdıkları, ürettikleri içeriklerden para kazanabiliyorlar. Ve onun da daha ötesinde takipçi NFT'si diye bir konsept getirmişler. Takipçi NFT'si olduğunda siz NFT'leri alabiliyorsunuz. Ve etkileşimde olduğunuz, takip ettiğiniz kişiyi hem destekleyebiliyorsunuz, hem onun ürettiği içeriklerden bir nevi para kazanabiliyorsunuz, hem de onunla özel etkileşime girebiliyorsunuz, oy verebiliyorsunuz gibi spesifik özellikler var. Lens protokolüne bir bakmanızı tavsiye edebilirim. Sanki ilerleyen zamanda Lens protokolünün adını daha fazla duyacağız gibi geliyor bana. Ben daha öncesinde Barcelona'dayken yine Paribu ile birlikte Barcelona'ya gitmiştik. Orada Favor diye, Faver diye bir Finlandiyalı projeyle tanışmıştım. Eski Facebooklulardı ve bu arkadaşlar da Lens protokolünün üzerinde cep telefonu uygulaması yapıyorlardı. Aynı Instagram gibi, Facebook gibi çok ilginç bir uygulama yapıyorlardı. Sanki bir sonraki Boğar Rally'sinde bu sosyal medya protokollerini ve Web3 sosyal medyasını daha çok duyacakmışız gibi geliyor bana. Süpermarket tam kapanmadan geldik, yoksa kafayı yerdik yani. Sadece yoğurttan 50 çeşit patlamış şekerli yoğurt, kremalı yoğurt. Zaten her girdiğimde bu yoğurtları düşüyorum bak. Tuzlu, karamelli, lime'lı, fındıklı. Şu soru Türkiye'den ucuz yani. İnanılır gibi. 32 lira olmuş damacana. Yani bu kaç yani? Kaç? 40 cent. 5 lira. Kaç litre? 1 galon, 4 litre. Muz falan zaten Türkiye'den. Şoför gibi arabada bunları. Peki, kripto para borsaları bankaların yerini alabilir mi? Böyle bir konuşma vardı ve bu konuşma bayağı iddialı başladı. Dedi ki 100 yıldır değişmeyen, neredeyse hiç değişmeyen finansal sistemi değiştirmek için bir fırsat geldi ayağımıza Nakamoto konsensusuyla. Ve eşten eşe para transferiyle. Nasıl diyorsunuz? Açıkladılar. 1871 yılına yurt dışına para göndermek istediğinizde %3 komisyon kesiliyordu. Hala bugün 1871'den beri dünya kadar zaman geçmesine rağmen %3 komisyon kesiliyor. 150 yıl geçti. Hala aynı şekilde yaşıyoruz. Bu çok normal değil. Sistemler bayağı yavaş dediler. Arkasından şey bahsettiler. Bu bütün şirketleri mesela JP Morgan'ı, UPS'i, BlackRock'ı hepsini bir araya getirip merkeziyetsiz finansa bambaşka bir hale getirebileceğimizi, hem verimliliği arttırabileceğimizi, hem kullanıcı deneyimini zenginleştirebileceğimizden bahsedildi. Hemen aklınıza şey geldiğini duyar gibiyim. Ya Efe, merkeziyetsiz finansı da gördük. İşte bir sürü sorunları var. Her şeyden önce kullanıcı arayüzleri çok zor. Kullanmak için inanılmaz uğraşman gerekiyor. Bunun çözülmesi için çalışan bir sürü ekiple burada tanıştık. Yani yeni bir merkeziyetsiz finans, yani yeni bir DeFi yazı yaşayabiliriz. 2023 yılında çok daha kullanması kolay, çok daha kullanıcı dostu. Ve şeyi de dediğinizi duyuyor gibiyim. Birçok merkezi finans uygulamasıyla alakalı sorunlar var. Bunlar işte Celsius olabilir ya da diğer uygulamalar olabilir. Buna ne diyorsun diyeceksiniz. Vallahi ben açık söyleyeyim, AAV'nin, Compound'un, Maker'ın çöktüğüne çok şahit olmadım. Ufak tefek sorunları da yolda hallettiler. Dolayısıyla kuvvetli, güvenilir merkeziyetsiz finans kurumları da var. Bunların ilerleyen zamanda daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Orada da zaten bunlarla ilgili bayağı sohbet döndü. Şunu bahsettiler. Burada regülasyon hala yok. Amerika'da regülasyon konuşmaları yapılıyor ve bu regülasyonlar geldikten sonra birçok büyük kurumsal oyuncunun buraya girmek isteyeceğinden bahsettiler. Bunların dedikodusu döndüğünü söylediler. Ben de dedikodunun döndüğüne gözlerimle şahit oldum açıkçası. Arkasından bu Luna olayından bahsedildi. Biliyorsunuz biz buraya gelmeden bir Luna çöküşü olmuştu ve Dokuvan burada konuşma olacaktı. Onu eleştirdiler ama şunu söylediler. Luna çok ciddi bir sorun yarattı. Milyonlarca dolarlık likidasyona neden oldu ama birçok merkeziyetsiz finans uygulaması likidasyonları hayata geçirip hayatına devam edebildi. Sistem durmadı dediler. Sen hazırsan ben de hazırım. Sizlerle paylaşmak istediğim son konu da bu
zincir üstünde geliştirilen Web3 projelerine yatırımın normal projelere yatırımdan ya da şirketlere yatırımdan nasıl bir farkı var? Onun üzerine çok güzel bir panel vardı. Benim hem takip ettiğim, hem örnek aldığım, hem de çok beğendiğim bir yatırımcı vardı. Hasip Kureşi diye. Dragonfly Capital. Dragonfly Capital çok iyidir. Eğer bu konularda okumayı, ilgilenmeyi seviyorsanız Dragonfly'ı takip etmenizi öneririm. DeFi ile ilgileniyorsanız Parafi, yani Parafi'yi takip etmenizi öneririm. Ayrıca John Calabres vardı Nansen'dan. Birçok güzel yatırımcı ve kişi vardı panelde. Hasip başladı konuşmaya. Hasip dedi ki, burada bu kurumsalların yaşadığı ilk çöküş Bitcoin kripto piyasasında. İlk defa Bitcoin'in bu kadar geri çekildiğini, ilk defa projelerin battığını görüyorlar. Dolayısıyla bu onlar kurumsallar açısından çok iyi bir öğrenme eğrisi yaratacaktır dedi. Ve Creative Destruction konseptinden bahsetti. Creative Destruction demek aslında evrilmeyen ve kendini geliştirmeyen bütün her şeyin yok olacağından, iyilerin kazanacağından bahsetti. Sonra Amraz aslında bu durumun çok hoş bir durum olduğunu, piyasanın temizlendiğinden bahsetti. Ayakta kalan projelerin sektörü çok daha iyi bir yere getirebileceğinden bahsettiler. Daha sonra yine Hasip konuştu. Hasip Dragonfly'dan dedi ki, Terra çöküşü çok ciddi bir sorun yarattı. İnsanlar merkeziyetsiz finansa güvenlerini kaybedebilirler. Ama dedi, benim daha önce de söylediğim bu konuşmada, ben Compound'un, AV'nin hiç çöktüğünü duymadım. Burada kötü oyuncular elenecek, iyi oyuncular yoluna daha sağlam şekilde devam edecek dedi. Ben bunun söylenmesini açıkçası çok önemsiyorum. Arkasından bu chain üzerinde, yani zincir üzerindeki projelere yatırım yapmanın bazı pozitif tarafları var demiştik. Oradan bahsetti. Dedi ki, gidip BlackRock'a paranızı verseniz, o yatırım yapıyor olsa, BlackRock yok olsa yatırımlarınıza ne olduğunu bilemezsiniz, göremezsiniz. Ama zincir üzerinde bu böyle değil. Takip edebiliyorsunuz zincirin üzerinden. Aracı kuruluşun ortadan kaybolması sizin yatırımlarınızın izinin sürülememesi anlamına gelmez. İzi sürülüp gerekli hukuki başvurular yapıldıktan sonra yatırımlarınıza kavuşabilirsiniz ya da yatırımlarınızın ne durumda olduğunu takip edebilirsiniz dedi. İlginç bir cümle kurdu panelistlerden bir tanesi. Dedi ki, with the internet it was first time that we were able to move information across the borders without any intermediaries and with the crypto it's the first time we are able to move the value diyor. Yani internet sayesinde ilk defa sınırlar olmadan bilgiyi paylaşırken kripto sayesinde değerleri paylaşabiliyoruz sınırlar olmadan. Bu çok önemli dediler. Katılıyorum. Son olarak şundan bahsettiler. Share onboarding diye bir konsept var. O da 16-17 yaşındaki genç çocukların banka hesabı açamamasına rağmen kriptoya gelip işlem yapıp burada değer yaratması, hacim yaratması. Bunun da çok önemli olduğundan fark ettiler. Bakın, bu konuşmada normal zincir üzerinde yatırım yapmayla blockchain üzerinde yatırım yapmanın biraz farklarından size bahsetmek istedim. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Özel hayatımıza video ne var ha? Şşş. Çık la. Evet, bir maceranın daha sonuna geldik. Miami bizim açımızdan çok faydalı geçti. Hem Palm Beach'e gittik, hem Miami merkezindeki Wormhole'un yaptığı hackathon'a katıldık. Birçok yeni projeyle konuştuk. Birçok yeni insanla tanıştık. Bunları size aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ve aşağıda abone olabilirsiniz. Luna'nın yarattığı tatsızlığa rağmen burada bir şeyler üretmeye çalıştık. Umarım bu videolar faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.